Niyesi var mı Mestan? Adamı alıkoyan çiftliğin efeleriyiz. Daha ne olsun ki? Üstüne üstlük koskoca erkan-ı harbiye-i umumiye vekilini ayağımıza çağırıyormuşuz. Yahu ikramdır bu. Lokmamızı bölüşürüz. Bunda ne kötülük var ki? Selamün aleyküm efeler. Aleyküm selam. Rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. Buyurun. Biz böyle yer sofrası kurdurduk ama masayla pek işimiz olmaz bizim. Olsun. Böyle daha iyi. Buyurun. Bana demirci efe derler. Bu kardeşimiz de... Sofu. Babanın namını da bilirdim. İmamdı değil mi? Vatanperver olanlardan. Elhamdülillah. Mestan. Senden vergi alanın iki kere düşünmesi lazım. Tahsildarı vurup dağa çıkmıştın. Demirciyi anlatmaya hacet yok. Kıdemi bizimkine denk sayılır. Estağfurullah, estağfurullah. Hepinizi böyle tek tek bilmeme şaşırdınız. Aynı safta, aynı düşmana karşı savaşmıyor muyuz? Ben bu milletin meclisinin vekili değil miyim? Hepinizi bilirim. Hepiniz kardeşimsiniz. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Sağ ol. Gelin Nizami orduya katılın. Kardeşliğimiz pekişsin. O kadar uzun boylu değil İsmet Bey. Mustafa Kemal'in emrinde savaşmak istemez misiniz? Yani paşaya karşı garezimiz yok. Lakin serde efelik vardır. Bakın efeler. İstanbul hükümetinin sevri imzalaması bu milletin maneviyatını tarumar etmişti. Lakin artık üstümüzdeki ölü toprağını attık. Gayrı bu savaşı kazanmanın bir şartı var. Anadolu'nun dört bir tarafında müstakil olarak çarpışan kuvvetlerin nizami bir ordu haline dönüşmesi. Bu nizami ordu kurulmadıkça savaş kazanılamaz, düşman defedilemez. Mustafa Kemal'in fikri bu. Ben de harfiyen katılıyorum. Bizim ne sizinle ne Dağıstanlı'yla bir meselemiz var. Sizin gibi bizim de meselemiz vatan. Çok güzel. Çok güzel söylediniz İsmet Bey. Biz de size efeliğin törelerinden bahsedelim bir vakit. Düzenli ordudan bir başkadır. Allah sağlık versin. Dinlerim elbet. Amin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah hayırdır? Baksana şuna. Üniformamız? Evet. Eski günlerdeki gibi yeni üniformamız olacak. Annemiz gibi. Biz de bu çocuklara annelik edeceğiz. Evet. Diyelim mi? Hadi. Ne oldu da Hasan? Ankara pusu kurmuş. Üzerime ateş açtılar. İsmet Bey'i almak için yapmayacakları yok demek ki. Yapsınlar bakalım. Bedelini de ödeyecekler o vakit. Abla.
Abla çocukların yemek vakti geldi. Onları tamam koyalım. Baba hoş geldin. Kızlar. Üniformanız çok yakışmış. Çok güzel olmuşsunuz. Beğendin mi sahiden? Beğendim. Ölçüleri doğru vermişim. Sen mi yaptırdın bunları? Evet kızım ben yaptım. Sen kimden aldın? Ne bileyim içeride öyle duruyordu. Ben hiç babamın işi olduğunu düşünmedim ama. Kimin işi olduğunu ne önemi var kızım? Çok güzel olmuş işte yakışmış üzerinize. Yıldız sen bana bir su getirir misin kızım? Ben biraz susadım. Yapacağım. Hilal. Bana bak Mehmet için canına tehlikeye atmaya kalkma. Sizi nezarette görüştürdüm. Artık mahkemenin kararını beklemekten başka çare yok kızım. Tamam. Kim bilir baba. Bir çaresi bulunur belki. Kızım. Baba sen pek sık gelir oldun. Mesuliyet hissediyorum kızım. Damat burada mı? Yukarıda. O da bir şeyler tamir ediyor. Gel biz de yemek. Hoş geldiniz Miralay'ım. Miralay'ım Ankara hazır. Geldi mi haber ver. Emredersiniz. Filipos'un planlarını tahmin edemiyoruz Yakup. Haberdar da olamıyoruz. Filipos'u karargahın dışında da takip etmemiz lazım. Göz hepsinde tutmalıyız. Miralay'ım siz daha hastaneyle konuşsanız, kendisine saldıranların Türk askeri kılığında Yunan askeri olduğunu söyleseniz. Onun nezdinde artık herkes ona düşman. Kimseye itibar etmediği gibi bana da etmeyecektir. Üstelik Ali Fuat Paşa'yla müzakere etmesi için onu ben yüreklendirmiştim. Miralay'ım da hastanenin yeni bir talebi varmış. Kendisinin emrine verilmesini istiyormuş. Yunanlar onlarla beraber saldıracakmış. Sinirleneceğine sakinleşti mi burada? Batı cephesi kumandanından vaz mı geçmiş? Bana bir bölge haritası versene. Miralay'ım Yunanlılarla harp konusunda tecrübeli bir fırka. Göğüs göğüse çok çarpıştılar. Aslan'ın çiftliği burada. 61. fırka burada. Eğer bu iki kuvvet birleşirse... Ne oldu Miralay'ım? Eğer 61. fırka bulunduğu mevkiyi terk ederse Ankara'ya ulaşıyor Yakup. Tam da bu yol üzerinde oldukları için Yunanlarla bu kadar çok çarpıştılar. Aslan'ın niyeti kesinlikle Yunan'a taarruz etmek değil, Ankara'ya yürümek istiyor. Derhal söyle. Kesinlikle kabul etmesinler talebini. Bey de aslanının çiftliğinden kaçırılmanız emredildi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.